Sivas'ta Honaz'dan bir haberimiz var. Denizli'de artık 2014 Mart ayında yapılacak olan yerel seçimler öncesinde aday adayları belli olmaya başladı. Bu kapsamda Honaz Belediye Başkanı Turgut Devecioğlu da yeniden aday olacağını açıkladı. Tabii ki teşekkür ederim. 10 yıl diye soruyorsunuz. 10 evet. yıl tabii ki bizim göreve geldiğimizin 10. yılı. Doğru evet. söylüyorsunuz. Tabii ki 2004 yılında milletimizin takdiriyle Honaz Belediye Başkanı seçildik. Geldiğimiz günden beri bu insanlara, ilçemizde yaşayan hemşehrilerimize hizmet etmeye özen gösteriyoruz. Kendilerine hizmet ediyoruz. Onların hizmetkarıyız. İlk günde bunu söyledik. Tabii ki Honaz'da 10 yıllık süre içerisinde neler oldu? Honaz tabii ki büyük bir değişime uğradı. Allah nasip ederse yeniden Adalet ve Kalkınma Partisi'nden aday adayız. Büyüklerimiz uygun görürse adaylığımızı bu millete hizmet etmeye devam ederiz inşallah. Cenab-ı Allah hayırlısı neyse, yani nasıl hayırlı olacaksa, biz bu insanlara hizmet etme fırsatı Rabbim bize nasip ederse yeniden bu insanlara, bölgemize hizmet etmeye hazır olduğumuzu ifade ettik. Tabii ki seçim süreci bu. Onun dışında birçok kardeşimizin de aday adayı olma hakkı var parti içinde. Bunlar da tabii ki aday olacaklar. Ama şunu söylemek istiyorum. Her zaman da ifade ediyorum. Dün neysek, dünkü duruşumuz neyse bugünkü duruşumuzla aynıdır. Ben genelde belediye başkanı aday olan arkadaşlarımızın, olmak isteyen arkadaşlarımızın bölgesinde, yani bulundukları yere hızlı bir şekilde, aktif bir şekilde hizmet edebileceklerine inanan insanların bu bölgelerde aday olmalarını düşünüyorum. Öyle olmalarını isterim. Ama tabii ki herkesin aday olma hakkı var. Herkes de aday olmalı. İnsanlar kendilerini adaylık süreci içerisine götürebilmek için de birbirlerine çelme takmamalı, birbirlerinin aleyhinde konuşmamalı. Hele hele bu kendi partinizden birisi ise bu da hiç olmamalı diye düşünenlerden birisiyim. Ama hayırlısı neyse olsun. Cenab-ı Allah bize tekrar yeniden imkan verirse, bu insanlara hizmet etme fırsatı verirse, biz yine hemşerilerimizin hizmetkarı olduğumuzu her seferinde, her defasında ifade ediyoruz. Rabbim nasip ederse Honazlı hemşerilerimize bir dönem daha ya da önümüzdeki dönem daha hizmet ederiz, ama kaderde ne varsa olur. Ben rahat birisiyim son derece. Evet, evet. Hayırlısı neyse olsun.